Sayın Dekanım, saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlar ve siz değerli misafirlerimiz. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünün hazırlamış olduğu Uluslararası Türkçe Günlerine hepiniz hoş geldiniz. Türkçe ağzımda annemin sütüdür. Türkçe ağzımızda anamızın dili gibi helal ve güzel olmalıdır diyen Yahya Kemal Beyatlı, Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir. Her halk kendi ikliminin lisanını söyler diyerek Türkçenin milletimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgular. Sayın hocalarım, değerli öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz, Uluslararası Türkçe Günleri toplantısına hoş geldiniz. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği anabilim dalımız olarak bugün böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan biz fakülte olarak, üniversite olarak oldukça mutluyuz, gururluyuz. Bugün bizim için güzel bir gün. Hocalarımız Türkiye'den kalkıp geldiler, lütfettiler. Umarım hepimiz çok faydalı şeyler dinleme şansını bulacağız ve kendimizi buradan zenginleşmiş olarak çıkma şansına sahip kalacağız. Böyle umuyorum. Ama biz ne kadar alacağız sorunumuz orada diye düşünüyorum. Böyle bir programı neden yapmaya teşebbüs ettik? Önce onu birkaç cümleyle izah etmeye çalışayım. Malum tarih milletlerin var olma sürecinin hikayesi. Milletler uzun bir süreç içerisinde var olmaya çalışırlarken pek çok maddi ve manevi değeri üreterek, yaratarak, var ederek ve yaşadığı zamanlara taşıyarak varlıklarını sürdürürler. Türkçeyi layık olduğu yere taşıyabilmek için çalışmışlar, konuşmuşlar, tartışmışlar. Biraz önce Sayın Dekanımızın da ifade ettiği gibi Türkçenin bugünkü konumuna ulaşmasında bu gayretlerin çok büyük bir rolü var. Bugün bu çalışmalardan birini yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız ve bu bayrağı teslim alan, ileriye taşıyacak olan çok değerli bilim adamlarımız var aramızda. Şimdi Türk dili biliyorsunuz. Benden sonraki arkadaşımız anlatacak. Moğolistan içlerinden, Çin içlerinden Kosova'ya kadar uzanıyor bugün. Bugün Türk dili Moğolistan içlerinden Kosova'ya kadar uzanıyor doğudan batıya. Kuzeyden güneye de Tataristan'dan, yani Komi Cumhuriyeti var Tataristan'ın kuzeyinde. Komi Cumhuriyeti'nin sınırlarından güneyde Afganistan içlerine, Irak ve Suriye içlerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin efendim sınırlarına kadar uzanıyor. Üç konuşmacımız var. Onları isterseniz önce alalım buraya ve hemen oturumda başlayalım. Sayın araştırmacı yazar Sayın Halit Fedai. Öğretim görevlisi
Hocam, orada basan kamera çekecek miyiz? Tamam. Etkinlikte Türkçe dillerinde yani amacıma okuduğumuzuna yer vermesini önceliğini ve bunun tabiri bir ses çok az. Ses çok az. Sesi artırabilirsiniz ya da söyleyin artırsınlar. İçeriden artırabilirsiniz. Bir de söyleyin gelsinler isterseniz. Kıbrıs'taki önemi veyahut da yeri sanıyorum benim değerlendirmeme göre Türk edebiyatındaki yerinden çok daha fazla. Çok kaldırmayın. Çünkü Nami Kemal Kıbrıs'ta Mausa'da geçirdiği 38 aylık sürgün yaşamında aslında sanıyorum Halif Bey'de herhalde bunun üzerinden duracak. Konuşuruz. Yerli halkla, Mausalılarla pek yıldızı barışmadı, bilinen bir şeydi. Yaşayış için bakımından Nami Kemal'in. O zaman hasur olan Mausalılar üzerinde pek geri olmadı. Bunu Nami Kemal'in yapıklarında da görüyoruz. Değişik şekillerde, değişik kaynaklarda bu belirtiliyor. Ancak Nami Kemal aşağıya indirirseniz, yukarıda çekim yapıyorum da, aşağıdan şey yapın. Bir daha Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın etkilediği, Kıbrıs Batı tarzı bir edebiyatın girişimi konusunda etkisi vardır. Genel anlamda edebiyata etkisinden çok daha fazla Kıbrıs Türk tiyatrosuna etkisi vardır. Hatta Kıbrıs'ta bir tiyatro olayının başlamasında Nami Kemal faktörü de çok önemli bir rol oynamaktadır. Kıbrıs'ta bilinen, sahnelenen ilk oyun da Nami Kemal'in Vatan Yol Çivi Süresi'dir. Hatta bu Vatan Yol Çivi Süresi yalnız 1907 yılında Mausa'da değil, birçok büyük bir yollar olmuştu o oyunun sahnelenmesi. Daha sonraki yıllarda da sürekli olarak oynanmıştı. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında adada çok canlı bir tiyatro hareketi olduğunu görüyoruz. İşte çeşitli kaynaklarda yaklaşık 80 oyunun o 3-4 yıllık süre içinde Kıbrıs'ta sahnelendiği ve toplanan paraların Anadolu'ya gönderildiği yönde ciddi kaynaklar vardı. Ki bu oynanan oyunların içinde de Nami Kemal'in oyunları başta zaten o Çiniş ve Nihal Akif Bey'in başvurumları ayrılmak üzere çok önemli yeri vardı. Hatta ben şunu söyleyeyim, daha sonraki yıllarda da aslında yakınlar yere kadar Nami Kemal'in oyunları sahnelendiği özellikle Bakan Nihal Çiniş ve hocam önüne git, mikrofonu tam ağzına doldur. 1955 yılında Kıbrıs'ta ilk silahların patlamasından yani Rumların Eukaslı'nın Enosis Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hareketini silahlı olarak başlatmasından sonra ki yükselen milliyetçilik dalgası içinde de Vatan Yavuşçilis de önemli bir rol oynamıştır. Bizzat ben de lise yıllarında Yok, tamam. İslam Bey oynamış bir kişiyim. Onu belirleyeyim. Şimdi bu edebi yönü yanında aslında Nami Kemal'in en çok etkisi, bilinen etkisi, Kıbrıs Türklerine etkisi kurgusal bilincin gelişmesi yönünde. Şimdi Nami Kemal bir Türk milliyetçisi değildi. Daha çok bir Osmanlı milliyetçisiydi. Bu bilinir, bu değişik düşünürler bunu da getirmiştir. Ancak Kıbrıslı edebiyatçılar bu yanını göz ardı ederek Nami Kemal'i Türk milliyetçiliğinin simgesi olarak ortaya çıkardılar. Ve 1950'lerden sonra, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmeye başlayan milliyetçilik hareketleri içinde de Nami Kemal bir simge olarak her zaman kullanılmıştır. Özellikle Özker Yaşın'ın şiirlerinde bunu çok net olarak görmekteyiz. İbrahim Zeki Borulu'nu da görmekteyiz.
diğer birçok şeylerde görmekteyiz. Şimdi bu şekilde bir Namık Kemal'i öyle tanımlamak gerekir. Namık Kemal Türk edebiyatındaki yerinin çok ötesinde bir yeri olduğunu bulmak için burada dile getiriyorum. Ve bu yeri dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin bir mücadelesi vardır. Bunu sanıyorum tarihin kadayı ayında teslim edecek. Namık Kemal o mücadele yıllarında Atatürk'le beraber iki Kemal kavramıyla sürekli olarak kullanılmıştır. Ve sürekli olarak halkın milliyetçi duygularını ve moralini yükseltmek için de kullanılmıştır. Yani dolayısıyla geniş açıdan baktığımızda aslında Namık Kemal'in Kıbrıs Türk mücadele tarihinde de simgesel yeri vardır. Evet, ben sözümü fazla uzatmayayım. Burada bir bildirim olmasın. Hemen geçelim isterseniz konuşmacılara. Birinci konuşmacımız araştırmacı yazar Sayın Ali Feda'yı. Evet, konusu başlığı Namık Kemal Kıbrıs'ta. Evet. Teşekkür ederim. Sayın yöneticiler, bilim insanları ve sevgili öğrenciler. Ben size Namık Kemal'in yetiştirdiği çekiyorum hocam yani oynamayın. Son gerçek şairimiz Kaytarzade Mehmet Nazım Efendi'yi tanıtmaya çalışacağım. Namık Kemal'in Kıbrıs'taki etkisini anlatan bir çalışmamı da birlikte getirdim. İzleyicilere, öğrencilere birer fotokopi verilecektir. Finalden o konuda burada bir şey söylemek istemiyorum. Gayem Kaytarzade Nazım Efendi'yi tanıtmak. Şairimiz 1857 Defkoş'a doğumlu. Osmanlı döneminin son yıllarında Tanzimat Edebiyatı'nın iki üstadına Kıbrıs mekan olur. Ziya Paşa 1862 yılında vali olarak gelir ve hastalanarak 11 ay sonra geri döner. Bu kısa sürede iyi bir yönetici olduğunu da kanıtlamıştır. Yaptıkları arasında günümüzde güneyde kalan Dari köyündeki cami de var olup bu yapı için bir de tarih düşürmüştür. Ondan 11 yıl sonra Namık Kemal 1873 yılında Kıbrıs'a sürgün edilir. Ve Bavosa'da 3 sene 2 ay yani 38 ay kalır. Nazım Efendi o günlerde henüz 16-17 yaşlarındadır. Ve de bir üstadın gelişiyle şiir tutkusu canlanmış olacaktır. Bu müddet içinde yakın ilgileri sürer ve Namık Kemal Kıbrıs'tan ayrıldıktan sonra da karşılıklı ilişkileri mektuplarla üstadın vefat tarihi olan 1880'lere kadar devam eder. Daha sonraları Kaytarzade'nin torunlarından biri bu dosyayı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edecek ve Mithat Cemal Kuntay Namık Kemal ile ilgili kapsamlı kitabını yazarken bu dosyadan da geniş ölçüde yararlanacaktır. Kaytarzade öğrenimini Defkoşa'da tamamladıktan sonra 1884 yılında kamu hizmetine girer ve Sakız Adası, Adana, İstanbul, İzmir ve Bursa'da görev yapar ve görevinden ayrılarak Defkoşa'ya dönür. Ancak Namık Kemal'in vefatından 1888 sonra ona olan hasretini bir ölçüde giderir de İstanbul'a göçer ve Necaizade'nin müdavimlerinden yani sohbetlerini devamlı izleyenlerden olur. Bu süre zarfında gerek Kıbrıs gazetelerinde gerekse İstanbul'un gazete ve dergilerinde şiirleri, yazıları yayınlanır. Necaizade'nin hasta yatağına düşmesiyle vefatına katlanmasının çok zor olacağını düşünerek 1913'te Kıbrıs'a döner ve Şeriye Mahkemesi'nde görev olarak hayatının sonuna kadar yani 1924 Lefkoşa'da kalır. Ve bu arada şiirlerinin bir bölümünü Ruh-i Mecruh adlı bir mecmuada toplar. Ruh-i Mecruh bu.
Bu mecmuanın Kıbrıs'ta bilinmesi İstanbul'daki torunun Nehdi Ünkan ile olacaktı. Mecmuadaki dört paragraflık takdim yazısının, yani mukaddimenin son iki paragrafında şunlar var. Mecmuamın ismini Ruh-i Mecrur tesmih edelim. Çünkü Asar-ı Hakilani'nin ekserisi gönlümün Fasr-ı Hasan gibi en acıklı, en kasvetli bir zaman kültürel tesadüf edildiği içindir. Binaenaleyh Asar-ı Kenterhane'nin umumiyeti itibariyle değil, abla bana bir telefon gönderir misiniz? Mısra'nın bile telefon gönderir misiniz? Telefon yok. Atlatabilecek bahtiyarlık. Evet. Ancak 1913 yılında düzenlenmiş mecmuada daha sonraki olaylarla ilgili şiirler de vardı. Söz gelimi Harbi Ulvi'de tasvir-i vicdan ve Çanakkale için asker arasında söylenmiştir. Mecmua Kıbrıs Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından 1993'te yayınlanır. Kitaba Kıbrıs gazetelerinden de 3 yıl eklenmiştir. İçerik, mecmua, gazel, şarkı ve kıtalar ağırlıklıdır. Mürettep şarkılar başlığı altında Terane-i Zafer, Neva-i Zafer, Mefahir-i Milli adlı şiirler var. Bunlar asker ağzından askeri ihtar ve Mefahir-i Milliye gibi başlıklar taşırlar. Dizelerde vatanı milleti yüceltmeler, millet kahramanlarını övmeler ve baskıcı yönetime yani istiklala yergiler dile getirilir. Dervas-ı Cenab-ı Mevlana bir kıta arz-ı iştiyar ve bir beyit ise Hazreti Mevlana hakkındadır. Ama ona aşırı derecede bağlı olduğundan bu kadarla yetinmez ve de onu her vesileyle dile getirir. Şairimiz aslında neysesine ve sema devrine aşıktır. Sadayı neydir ancak salikane adil-i irşad, düşüp derye-i pire, gark-ı ezvak-ı eles olduk. Mevlevi semanı Esrar'da da şu ünlü beytiyle dile getirmişti. Gören sanır ki safadan semayı rah ederim, döner döner bakarım, tüh yâre ah ederim. Şairimizin bu zarif hareketi anlatışı da en azından onunki kadar güzeldir. Alo. Dest efşan, alo. Pay kuvan, eyleriz aksı sema, sakinan ezir-i bara, meşru hayrandır bize. Mikrofon var ondan. Nazım Efendi ikinci meşrutiyetin ilanından sonra milli konulara ağırlık verir. 1911 savaşı yüzünden İtalya'nın cüretine bir taşlama yazar. Kalkınmamıza engel olmaya çalışan var Yunan mıdır? Ona haddini bildirmek lazım. Ve Hayrat-ı Yunaniye bu maksatla kaleme alınır. Şan verir afaka her dem kahraman Osmanlılar dizesiyle rediflenen muzafferiyet şarkısı Osmanlıların yiğitliklerini konu edinir. Donanmanın güçlenmesi milletimiz için öncelik taşır. Halka aydınlatıp İhane-i Bahriye için harekete geçmek lazım. Neva-i Emen bunun için oluşturulur. Temenni istikbalde Osmanlıları eski günlerde olduğu gibi yüceltmeye, parlak ve geleceği öğretmeye çağırır. Alo. Donanma efendim konusuna bir kez daha değinmek. Abi bir tane telefon getir bana. Bu hususta halkın ilgisini canlı tutmak lazım. Almadım dedim abi. 3 dakikalık 5 dakikalık çekim var. Bir de tripod mu koşacak? Beşer dizeden oluşmuş abi sonradan çıktı ne yapayım? Donanmamız için ne? Sen gelen bir hatırlatmadır. Senin kanunlar olsun. Sen araba tripod. İkinci meşruziyeti tepcil içindir. Senin dün bana verdiğin çekim yaptığın kamerayla tripod da senin arabanda. Ne? Olurdu. Üç verdik bir tek evet. Muhammed şiirinin konusu da arabanda. Olayların seyri yüzünden kendilerini yeni bambaşka bir ortamda buldular. Gazeteki sevginin yerini şimdi bayrak almıştır. Şairimiz artık Bade-i Ahmet yerine burnu düşmen içmeye teşnedir. Rayet-i Zafer Ayet bunun için yazılmıştır. Şiir aynen şöyle. Tutmuşuz sancağı biz kâmeti dilber yerine. Koymuşuz olmayı bir şu hissemen ver yerine. Gün gelir şule verir farkı mübahatımıza. Geçer ol mahlika mihri münevver yerine. İltica eylemişiz sayesine rağbet ile. Koplarız damenini
bir gülü hoş her yerine. Öyle müştak, o kadar beslediniz biz ana kim, o giderse gideriz, biz dahi mahşer yerine. Ne de merdane durur arsa-i icade bakın, o mehabet bedel olmaz mı gazenfer yerine? O kadar teşneleriz, her bir vekaya nazım, huri düşmen içeriz, bade-i ahmer yerine. Ve de toparlanmaya henüz vakit bulamadan, birinci dünya savaşı apansız kapımıza dayanır. Savaşı kaybedecekleri önceden bilindiği halde, Enver Paşa'nın öncülüğünde Almanya'dan yana savaşa katıldık. Kayserispor'da 9 Aralık 1916 tarihli şiirinde halka mola vermeye çalışır. Ondan önce de Çanakkale'nin düşman tarafından saldırıya uğramasının 20 Mart 1915 tarihli şiiri var. Bunu üstadı bildiği Recaile'de Ekrem Bey'in vefatı üzerine yazılmış serbest müstesat biçimindeki şiiri izler. O şiiri de size şey yapayım. Onun vefatından çok üzülmüştür ve güzel bir şiir yazdı onun için. Üsar-ı teessüf. Ey kıble erbab-ı yakın, arif-i ekmel, üstad-ı müveccel. Ey alim-i fazl-ı hünerin zat-ı necibi, kıymetli edibi. Ey şair-i pakize siyer, zemzeme fira, pürşevk-ı tarafza. Gaybubetin etti beni nalinde ve erken, ey sevgili Ekrem. Şişli'de olup nimet-i vasdın ile şiirat, defat ve şerefiyat, hengam-ı mülakat olarak lütfuna nail, maksud-ı emasil, şermende-i ihsanın olup bir nice müddet, eyler idi mavdet, hatırda durur sohbetinin lezzeti hala, ey fazl-ı yekta, namın ve de bu abad-ı hakiri idi pesat, her veçile dirşat, sen gülşen-i firdevsi bakar eyledin ama, ben dem hala işte, gülzar-ı safa işçi olan ruh-i kerimin, kiraye dediğimin, şiir böyle bir de. Öyle zor olur ya. Ya böyle söylemediler ki bana. Nazım Efendi ilk romanımız olan Yadigar Muhabbeti Kıbrıs gazetesinde tefrika edildikten sonra basmış 1894. İkinci romanı olan Leyli-i Risal ise yine Kıbrıs gazetesinde 12. tefrikasından sonra arkası gelmemiştir. Tiyatro eseri olan Safa yahut Netice-i İptila Milat-ı Zaman gazetesinde tefrika edilerek 1909 yılında basılmıştır. Eser zamanın baskıcı yönetimini eleştiren ilginç bir belgedir. Ruhi Meczuh, bir demet gazel ve şarkıyla sona erer. Bestelenmiş şarkılarından bir örnek verelim. Çok güzel şarkıları vardır ve onların çoğu bestelenmiştir. Onlardan bir tanesini size takdim ediyorum. Zülfine bağlanalı gamla perişan oldum. Seni sevdim seveli dillere destan oldum. Bu yaşımda hele bin kere peşiman oldum. Seni sevdim seveli dillere destan. Macerayı dili zannetme kolayca bitecek. Kim duyarsa bunu elbette taaccüp edecek. İhtiyarlıkta azan ta ve kıyamet gidecek. Seni sevdim seveli dillere destan. İstiklal Savaşı'nın lehimize döndüğü günlerde Üstad-ı Namı Kemal'e ait Hürriyet Kasidesi'nin aynı kafiye örgüsü ve ölçüsüyle yazdığı Zafer Şarkısı'nı okuyarak sözlerimizi notalayalım. Kendisi dünyamızdan bu mutluluk içinde göçmüş ve Lefkoşa'da Girne kapısı dışındaki mezarlığa gömülmüştü. 1924. Ruhu şad olsun. Olsun. Nevai Zafer. Bu şiir, Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'nin kafiye örgüsü ve bezniyle yazılmıştır. Onu hatırlıyorsunuz. Görüp Ahkam-ı Asr-ı Minharif Sıkkı Selamet'ten çekildik İzzet-i İkbal ile Bab-ı Hükümet'ten. Ve en sonunda neyle biter? Kilab-ı Zülme kaldı gezdiğin nazirinde sahralar. Uyan en gayrı şiiri cihan Buhab-ı Gaflet'ten. Bu şiir de aynen onun havasını yansıtır.
Sabahül hayr erişti canib-i feyyaz-ı kudretten. Lihayab oldu alem leyle-i yelda-i zulmetten. Füsünkârâne darularla habide olur sanma. Uyandı ümmet-i merhume artık hâb-ı gafletten. Cihanda hayr ile ikbal inam etmekse maksadın, beni nevin haraset ateşin kaydı esaretten. Avamın hiç havamdan farkı yoktur nezd-i arifte. Kemal tahsilidir ancak da matlup alemiyetten. Hakaretle nazarın dez olup bir ferdi incitme. Gelir insana her türlü felaket kibri nahvetten. Tekabül eyleme şiiri ziyane rubehan asla. Kaçar namet olanları daima verdi gayretten. Külüb-i hayfan bin havri dehşet ile malidir. Girizandır demadem savlet-i merdan hamiyetten. Bihamdillah muzaffer askeri İslam her yerde. Türü ettiğine necmi heva burcu saadetten. Mübeşşirdir fütuhat ile şemşir-i cihangiri. Cüyüş-i müsliminin farkı yoktur belki sadbetten. Nesim-i nevbahar ile açıldı gonca-i maksud. Münevverdir bütün afak nur-i galibiyetten. Muin-i Adil'in dünyada ashab-ı sadakattir. Doğar her lahse envar-ı füyüzat üstü niyetten. Kemal'in sayı meşgul ola yarab iki alemde, odur bu milleti tahlis eden kayrı esaretten. Görüyorsunuz aynen. Nam-ı Kemal'in havasında bir şey. Efendim, şeyden... Nam-ı Kaysa'da, Kaytazade... Çok bildirmek beni. Nazım Efendi'nin bir oğlu, bir kız olmuştur. Oğlu Galip 16-17 yaşında vefat eder. Kızı Hatice evlenir. Dört oğlu ve bir de kızı olur. Çocukların adı Nef'i. Ondan sonra Celal, Hasan, Nazım. Şimdi Celal, Hasan, Nazım akraba adları. İki tanesi dede adı, bir tanesi amca adı. Peki bu Nefi nereden? Nefi de Kaytazade Nazım'ın Malosa'da arkadaşı. O da Kaytazade Nazım gibi Nam-ı Kemal'den çok etkilenmiştir. Ve de onun etkisiyle kalkıp bir tiyatro eseri yazmıştır. Bu tiyatro eseri pek bilinmiyor. Adı burada Felaket. Ve basıldığı tarih 1292 Hicri, yani 1876. Ve bir Kıbrıslı'nın ilk yazdığı tiyatro eseri budur. Ve şeyde eserde bakın ne vardı. İlk defa olarak 40 Ambar matbaasında basılmıştır. 1292, yani 1876. Ve torunlarının birinin adını şey olmasın, Nefli olmasını Kaytazade istemiştir. Bunu da Nam-ı Kemal'le çalışanlar için, Kaytazade ile çalışanlar için dikkatlerinize getiriyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Arif Bey'e teşekkür ederiz. Şimdi hemen ikinci konuşmamıza geçiyoruz. Profesör Doktor Ali Erol, konusu veyahut da başlığı Vatan şiirlerinin vatanı Azerbaycan'dan Nam-ı Kemal. Böylece Kıbrıs'tan başka bir Türk yurduna, Azerbaycan'a geçiyoruz. Şimdi onu dinleyelim. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Azerbaycan değil de Azerbaycan değil. Hocalarım de sevgili öğrenciler. Yarısını. Önce gelirken yavru vatana selam temennileri hatırlıyorum. Bu bakımdan üzerimde kalmasın. Herkese selamlar var. Bunu ileteyim. Sayın Bozkurt da ifade etti.
Namık Kemal Kıbrıs'ta çok etkili. Edebiyatında etkili. Ancak Namık Kemal aslında Türk dünyasının pek çok coğrafyasında büyük etki yaratmış, etkili olmuş bir isim. Ben Azerbaycan sahası üzerinde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Vatan şiirlerinin vatanı Azerbaycan. Önce ne demek? Bunu belki birkaç cümleyle de olsa açmak gerekecek. Efendim, Ahmet Şimik, sonradan Müslüman olmuş olan bir araştırmacı, bir makalesinde der ki bir vesileyle, ben vatan ve dil sevgisini Azerbaycan edebiyatını öğrendikten sonra hakikaten de Azerbaycan tarihi boyunca stratejik durumu nedeniyle, yeraltı, yerüstü zenginlikleri nedeniyle kavgalı bir coğrafya olmuş. Dolayısıyla vatan, bayrak, millet gibi kavramlar hep edebiyatın asli konularından biri olmuştur. Azerbaycan'da hemen hemen, Azerbaycan edebiyatında vatan şiiri olmayan bir şair neredeyse yok. Ve öyle ki pastoral nitelikli şiirlerde bile, yani tabiatın konu alındığı şiirlerde bile biz Azerbaycan Türk'ü bir şairin bütün bu ırmakları, nehirleri, dağları, tepeleri, ovaları anlatırken bu nimetlere sahip bir ülkenin evladı olmanın gururu içinde olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan vatan şiirlerinin, vatan ifadesini uygun gördüm en azından kendi açımdan. Bizden ise Namık Kemal, vatan deyince, vatan kavramı gündeme geldiğinde edebiyatta ilk aklımıza gelen isim. Zaten vatan kavramını ilk defa etraflı bir şekilde kutsal bir değer olarak düşünerek ortaya koyan da Namık Kemal'dir. Aynı adlı makalesiyle. Bu makale, vatan makalesi aynı zamanda bizde Osmanlıcılık ideolojisinin de edebiyattaki ilk yansıması olarak gösterilmektedir. Namık Kemal vatanı şöyle tarif eder. Vatan, öyle bir galibin şemşiri veya bir katibin kalemiyle çizilen mevhum hatlardan ibaret değil. Millet, hürriyet, menfaat, uhuvvet, tasarruf, hakimiyet, ecdada hürmet, aileye muhabbet, yad-ı şebabet gibi birçok hissiyat-ı hulviyenin içtimağından hasıl olmuş bir fikri mukaddesidir. Tabi adı vatan kavramıyla, hürriyet kavramıyla eşdeğer olan bir ismi. 20. yüzyılın başlarını düşünürsek, bu kavramların şiirlerinin yazıldığı, bu kavramların romanlarının yazıldığı veya en azından edebiyatta önemli bir tema olarak işlendiği diğer Türk coğrafyalarında bilinmemesi, Namık Kemal'in tanınmaması mümkün değildi ve o şekilde olmuştur. Batı Türkistan'dan, efendim Kazan, Kafkasya, bütün bu bölgelerde Namık Kemal'in şiirleri bir şekilde takip edilmiş olmuştur. Zaten belli bir diyalog vardır. İstanbul bir merkez konumundadır. Rusya Müslümanları hacca gidip gelirken İstanbul'a uğramaktadırlar. Diğer taraftan özellikle Azerbaycan ve İstanbul arasında o dönemde kültürel bir köprü de inşa edilmiştir. Bizde Sırat-ı Mustakim, Türk Yurdu gibi dergilerde isimler tanıtılmış. Hüseyinzade Ali Bey gibi, Ahmet Ağaoğlu gibi, Yusuf Bezir Çemen Zemini gibi. O tarafta ise yine efendim Füyuzat, Şelale, İkbal, Yeni Füyuzat gibi periyodiklerde Şinasi'den başlayarak bizde Ekremler, Hamitler, İsmail Safalar, Halis Ziyalar, Namık Kemaller tanıtılmış, okutulmuştur. Bütün bunların içerisinde Namık Kemal eserleri bizzat aktarılmak, sahnelenmek suretiyle ve pek çok kendisine nazireler yazılmak ile ayrıca çok fazla isim yapmış o bölgede bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda ilk olarak ilk bilgileri Ömer Faik Numanzade, Celil Mehmet Gülzade ile birlikte Mola Nasreddin Mecmuası'nı kuran, daha sonra İstanbul'a gelmiş, İstanbul'da eğitim almıştır. Hatıralarım adlı bir eseri var. Orada Darüşşafaka'da okurken kütüphanede kitap bulamadıklarını, İzinli olarak dışarıya çıktıklarında
yazıları topladıklarını, özellikle Namık Kemal'in hükümete muhalif olan yazılarını büyük bir ilgiyle takip ettiklerini ifade eder. 1905'ten sonra, yani Hürriyet Manifestosu olarak bilinen nispeten daha özgürlükçü bir havanın oluştuğu ortamda Namık Kemal'in eserleri Azerbaycan'da basılmaya başlanır. İlk olarak Mirza Mehmet Ahmutzade Vatan Yağlısı Hüsra adlı eseri Namık Kemal'in Azerbaycan Türkçesine adapte eder. Değerli hocamız Profesör Doktor Yavuz Akpınar bu konuda oldukça kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Onun bilgilerine göre, vermiş olduğu bilgilere göre 1906 ile 1922 yılları arasında Vatan Yağlısı Hüsra 40, Zavallı Çocuk 24, Akif Bey 13, Karabela 4, Gülnihal 3 kere ayrı ayrı kuruluşlarda sahnelenmiştir. Tabi bunlar matbuata yansıyan rakamlardır. Bunun dışında amatör toplulukların sahnelemeleri veya öğrencilerin okullarda bunlar dahil değil. Yine değişik yayınlarda şiirlerine yer verilmiş, kendisi tanıtılmış, ders kitaplarına alınmıştır. 23-27 yıllarında, 1923-27 yıllarında Azerbaycan'a öğretim üyesi olarak görevlendirilmiş olan İsmail Hikmet Ertaylan'ın 4 ciltlik Türk Edebiyatı tarihinde 40 sayfadan daha fazla bir yer verildiğini görürüz Namık Kemal'e. Yine Ertaylan'ın da bulunduğu, Abdullah Şaik'in de bulunduğu aralarında bir komisyonun hazırlamış olduğu Edebiyat Dersleri kitabında Namık Kemal'e geniş yer verilmiştir. Dergilerde Namık Kemal'e atıflar vardır, tanıtımlar vardır, nazireler, nazire şiirler vardır. Bunlardan ilk olarak karşımıza çıkan Azerbaycan'da yine Hüseyinzade'nin, Hüseyinzade Ali Bey'in gayretleriyle kurulmuş olan ve Türkçülüğün, Türkçülük ideolojisinin merkezi olmuş belli bir dönem Füyüzat dergisinde Namık Kemal'in şiirlerine rastlarız. İlk olarak Ahmet Raik Musahebe-i Edebiye'de Azerbaycan'daki gençlere Türk Edebiyatı'nı tavsiye ederken özellikle Namık Kemal'e vurgu yapar. Yine Hüseyinzade'nin bu sayıda bir yazısı vardır. Tolstoyluk nedir adlı bir yazıda Namık Kemal'e de değinmiş ve onun Sakız Adası'ndaki ölümüyle ilgili istemkar bazı değerlendirmelerde bulunmuş. Aynı şekilde 12-22. sayıda, 23. sayılarda tiyatrolar hakkında bilindiği gibi Namık Kemal'in tiyatro konusunda çok önemli değerlendirmeleri var. Tiyatro hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Bir başka 11. sayıda ise çok yakından tanıdığımız Vatan Şarkısı'nda kendisinin bir portresine yer verilmiş, altında da Vatan Şarkısı yayınlanmıştır. Şelale dergisinde şiirlerine rastlarız. 13-14 yıllar arasında bir yıl kadar yayın hayatında bulunan Şelale'de Namık Kemal'in pek çok şiir yer almaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse bu dönem içerisinde 1905'ten sonra özellikle Namık Kemal fikirleriyle, eserleriyle son derece etkin bir role sahip bu coğrafyada. Ancak benim burada asıl vurgulamak istediğim başka bir konu var. O da Namık Kemal'in Azerbaycan Edebiyatı, yeni Azerbaycan Edebiyatı'nın 1905'ten sonra şekillenmeye başlayan Azerbaycan Edebiyatı'nın iki önemli edebi akımı olan realizm, inkılabi demokratik edebiyat diyorlar ve özellikle de romantizm üzerindeki aktif etkisi. Çünkü bazı şiirleri değerlendirildiği zaman Namık Kemal'in konumu etkili olmanın biraz daha ötesinde gibi geliyor bana. Birinci dereceden bir kaynak olma durumu var. Realizm üzerinde de etkisi var. Daha doğrusu Molla Nasreddin dediğimiz grubun üzerinde de çok büyük etkisi var. En büyük isim Mirza Ali Ekber Sabir ve Sabir kadar Namık Kemal'e nazire şiir yazmış olan yok neredeyse. Şimdi romantizm, romantik şair bilindiği gibi romantik sanatçıların milli duyguları aşılama gibi bir misyonu, görevi vardır. Milliyetçidirler, idealisttirler, ülkücüdürler. Bu Avrupa'da da böyle olmuştur. İmparatorluklar çöküp millet kavramını öne çıkarma ihtiyacı hissedildiğinde hemen geçmişe, geçmiş değerlere dönülmüş ve derlemeler halk kültürüne ait, milli tarihi değerlere ait
çalışmalar yapılmış. Bu da romantizmi beslemiştir. Yani romantik sanatçı bir yönüyle ileriye dönükken diğer taraftan geçmişin değerlerine sahip çıkmasıyla bilinir. Edebiyatımızda da ilk romantik sanatçı Namık Kemal olarak bilinir. Tabii Namık Kemal'in sadece romantizm anlamında değil, pek çok alanda ilklere imza attığını da biliyoruz. İşte ilk edebi roman, intibak, ilk tarihi roman, cezmi, ilk tenkit, eleştiri, Renan müdafaanamesi, ilk edebi eleştiri, Tahrib-i Harabat, takip, ilk sahnelenen tiyatro oyunu, Vatan Yahut Silistre, pek çok ilkin sahiptir. Bunlardan bir tanesi de hürriyet kavramını etraflı olarak ilk kullanan şair olmasıdır. Daha önce Şinasi'de var ama biraz daha farklı bir yaklaşım. Bu hürriyet kavramından yola çıkarak Azerbaycan romantik edebiyatı ile şöyle bir bağlantı oluşuyor ister istemez. Azerbaycan romantizminin 1905-1906'larda başlayan romantizminin ki bu o yıllarda fark edilmemiş. 1950'lerden sonra işte Aziz Mirahmedoğullar, Talıkzade, Kemal Talıkzadeler bunu tespit etmişler. Ya o dönemde farklı bir yaklaşım da var. Gerçi siyasi kaygılardan dolayı çok fazla öne çıkmamışlardır. 1906'larda başlayan bu akım içerisinde en önde, en ilk akla gelecek isim ya da istikrarlı isim diyelim, Mehmet Hadi. Hüseyin Cavit daha öne çıkmıştır ama Mehmet Hadi kararlıdır ve sonuna kadar romantik üsluba bağlı kalmıştır. İlk şairi Mehmet Hadi. Yani Mehmet Hadi ile başlıyor romantizm. Ve Mehmet Hadi'nin bir şiiri var. Name-i Ahrarane. Hürriyetçi, hürriyethane nameler şeklinde. Ben bütün seçme eserlerinde ilk şiir olarak bu şiiriyle karşılaştım. Önce bununla başlatıyorlar. Daha önce eğitimle ilgili pek çok şiir var aslında Mehmet Adi'nin. Ve bu şiir aynı zamanda Azerbaycan romantizminin manifestosu kabul edilmektedir bugün için. Yani Azerbaycan romantizminin kaynağı, temel, ilk manifestosu şiiri. Bu şiirin son iki dizesini okumak istiyorum. Kemal'in bu kelamı ile hitam et nameni Hadi. Ne efsünkâr misin ah ey idâr-ı hürriyet. Evet. Namık Kemal'in Hürriyet kasidesinden hürriyet vurgulu bir dizesi Azerbaycan romantizminin manifestosu olarak kabul ediliyor. Bu bakımdan, bu açıdan söyledim, etkili olmanın ötesinde daha farklı bir, daha güçlü bir konumu var. Bunun gibi Namık Kemal'in, Mehmet Hadi'nin Name-i Ahrarane, Facia Hayatımızdan Bir Perde, Terane-i Vatan Perestane, İran'ın Hürriyet Kahramanlarına, Terane-i Ahrarane, Maşk'tan Bir Seda, İstifam gibi pek çok şiirinde Kemal etkisi bulunmaktadır. Ey Mütribe-i Devri Temeddün mesela bir şiiri, bu şiirinde Hürriyet Kahramanı olarak gördüğü Namık Kemal'e, Mithat Paşa'ya övgüler vardır. Hürriyet ile kesbedelim feyzi meali, biz de olalım payber endaz-ı teali. Düştükçe dile şaşa-i hüsnü cemali, alkışlayalım Hazreti Mithat'la kemali. Yine füyüzatta, facia-i hayatımızdan bir perde, bu da Namık Kemal'in kaside-i garrasına nazire olarak yazılmış bir şiir. Hürriyet kasidesine yine nazire olarak yazılan Adi tarafından İttifak gazetesinde yayınlanmış Terane-i Ahrarane. Hürriyet kahraman, İran'ın Hürriyet Kahramanları'nın adlı şiirinde ise Adi, 1908'de bu da Taze Hayat'ta yayınlanmış. Vatan Yahu Silistre'de geçen o Vatan Şarkısı adlı şiirinden alınmıştır bu şiirin nakaratı. Yani arş ileri arş, bizimdir felah, arş yiğitler vatan imdadına. Vatan Yahu Silistre'de bunu göreceğiz herhalde. Yine 1908 Taze Hayat'ta çıkan Terane-i Vatan Perestane, Kemal'in ifadelerini hatırlatmaktadır. Pek çok şiirinde, yani ey vatan, ey zemini pür kıymet,
ey hasret-i hürriyet ile can veren ahrar gibi veya dilber-i hürriyet, evlad-ı vatan, meydan-ı hamiyet gibi pek çok benzetmesinde kemal etkisi vardır. Mehmet Adil'in. Ve diğer romantiklerde de bu vurguları görmemiz mümkün. Realist kanadı da aslında bir yönüyle çok etkilemiştir. Bunların en önemli temsilcilerinden biri, biraz önce ifade ettiğim gibi, Ali Ekber Sabir. Ali Ekber Sabir iki şair üzerinde durur özellikle, çok beğendiğini ifade eder. Namık Kemal ve Tevfik Fikret, yalnız Fikret'i biraz Arap şair olarak görür. Dilinden dolayı Namık Kemal'i daha yakın görür kendisine. Namık Kemal'in Bu Vatan şarkısı 3 Mart 1907'de Füyüzat'ta yayınlanıyor. Amalimiz, efkarımız, ikbali vatandır. Serhatimize kalkar bizim haki bedendir. Osmanlılarız, zinetimiz kanlı kefendir. Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız, can verir, nam alırız biz. Ali Ekber Sabir satirik şiirleriyle tanınmış bir şair. Hiciv şairidir yani. Kötünün ağzından söyler ve öz eleştiri çoktur. Bu şiire bir nazire yazar. Ne zaman? 10 Mart. Yani 7 gün sonra Molla Nasreddin'de bu şiire bir nazire yazar. Burada Kafkaslılar olarak tembelliğe, miskinliğe, işte kin, garez gibi kötü huylara bir gönderme vardır. Bu bir öz eleştiridir aslında. Şöyle der. Amalımız, efkarımız ifnai vatandır. Kin-i garez-i hırs bize rahip edendir. Efal yok ancak işimiz laf edendir. Dünyada esaretle bütün kam alırız biz. Kafkaslılarız, yol keseriz, nam alırız biz. Bir süre sonra 5 Mayıs'ta aynı şiire ikinci bir nazire gelir. Burada da bir toplumsal problem yine irdelenir, eleştirilir. Bir öz eleştiri vardır. Burada da işte erkek egemen toplumlara, din istismarıyla kadınlar üzerinde tasarruf hakkı olduğunu düşünen insanlara taassuba vesaire bir gönderme vardır. Şöyle der. Sair millet övretle adalet edir etsin, övret ere, er övrete rağbet edir etsin. Her kim ki bir övretle kanaat edir etsin, 3-4'ün ötüp sigede tada alırız biz, dindarlarız, günde bir arvat alırız biz şeklinde hicveder. Tabii bu son derece sivridir Sabir'in dili. Bazı çevrelerde rahatsızlıklara yol açar. Ve o dönemde Abdülhalik Gaffarzade Cenneti, kendisi yine romantik grupta yer almakla birlikte daha sonra romantikler birbirlerine düşürmek amacıyla bu Rus döneminde işte müterekki romantikler ve mürteci romantikler diye ikiye ayrılmış. Mürteci romantikler biraz daha işte o Türk'ün, İslam'ın şaşalı dönemlerini öne çıkaran isimler olarak ötelenmeye çalışılmıştır. Kendisi bir şiir alır hem Sabir'e cevap vermek amacıyla kaleme, aynı zamanda tabii bir nazire olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şiirde de Fahriye adını taşımakta. Evet, şiirimi herhalde... Evet. Sadece bir beyit okumak istiyorum. Nakarat beyti bu. Turanlılarız, sahibi şan-ı şerefiz biz. Esnafımızın naibi hayrül helefiz biz. Biz Turanlılarız, senin dediğin gibi değil şeklinde bir cevap verir. Bunun üzerine Sabir tekrar bir cevap yazar ve böylece Namık Kemal'in şiirine üçüncü bir nazire yazmış olur. Bu naziresinde de bu defa Turanlılar olarak kimleriz? Tabi Sabir bu, yine hicvedecektir. Tarih boyunca yaşadığımız kardeş kavgalarını öne çeker. Efendim Timur Yıldırım Beyazıt olayını, Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim meselesini gündeme getirir ve bir yerinde de şöyle der. Bir vakit Karakoyun Akkoyun olduk, Azerbaycan'a hem Anadolu'ya dolduk. Ol gadir grup gırıp birbirimizden ki yorulduk, gırdıkça yorulduk ve yoruldukça gırıldık. Turanlılarız, adli-i şuklu selefiz biz,
öz kavminizin başına engel kelepizdir. Evet. Mehmet Adi Hürriyet vurgusu, romantizmin temsilcisi olarak, Molla Nasreddin realist temsilci olarak da Sabir'in nazireleriyle, eleştirel, toplumsal eleştirel anlamındaki nazireleriyle Namık Kemal'i oldukça sık olarak Namık Kemal'e başvurduklarını görmekteyiz. Sadece birkaç örnek ben sunmak amacıyla hazırladım bu metinleri. Pek çok örneği var bunun. Dediğim gibi Namık Kemal'le ilgili olarak, Namık Kemal'in Azerbaycan'daki etkisiyle ilgili olarak hocamız Yavuz Akpınar'ın çok derin, çok geniş, çok kapsamlı araştırmaları var. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak istersek mutlaka kendisinin çalışmalarına başvurmamız gerekecektir. Teşekkür ediyorum. Evet, Hüseyin Ali Erol'a biz teşekkür ederiz. Gerçekten Azerbaycan coğrafyasından Namık Kemal'in etkisini, hatta kendi ifadesiyle etkisinin ötesindeki varlığını da bize çok güzel anlatmış oldu. Hemen üçüncü bildiriye geçelim. Öğretim görevlisi Oğuz Coşan, Derke Gazi Lisesi'nde başlığı AKTC lise öğrencilerinin Namık Kemal'e ilişkin ilgi ve bilgileri. Evet, buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer öğretim üyeleri ve değerli öğrenciler. Namık Kemal, en büyük vatan şairi. Namık Kemal önemli bir fikir adamı. Namık Kemal Kıbrıs'a gelen, mecburen de olsa buranın havasını solurken sosyal ve kültürel anlamda pek çok işte parmak izini bırakan önemli bir şahsiyet. Peki biz eğitimciler, Namık Kemal'i yeterince anladık mı, anlattık mı, onu hak ettiği önemli noktaya yerleştirebildik mi? Eğitim öğretim elbette ki bir ülkenin aydın fikirli, kendini ifade edebilen, geçmişle gelecek arasında bağ kurup yeni bakış açıları ortaya koyan bireyler yetiştirebilmesi için son derece önemli. İşte bu düşünceden yola çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde öğrenim gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Namık Kemal'le ilgili ilgi ve bilgi seviyelerini ölçen bir anket çalışması yapmayı uygun bulduk. Elde ettiğimiz istatistiki bilgiler bizlere geleceğimizi emanet edeceğimiz bu gençlerin bu konuyla ilgili bilgi seviyelerini verirken bu istatistiki değerleri daha fazla nasıl yükseltebiliriz konusunda da yeni yöntemler geliştirmemizde yol gösterici oldu. Bu anket çalışmasını gerçekleştirirken 4 farklı bölgeden, ki bu bölgeler güzel yurt, Lefkoşa, Mausa ve Girne, 3 kolej, 4 düz lise ve 2 meslek lisesini temel attık. Bahse konu liselerimizde öğrenim gören 287 kız öğrenci ve 199 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 486 öğrencimize bu anketi uyguladık. Her öğrenciye 15 soru sorduk ve bu sorulara verilen doğru ve yanlış cevapların istatistiki bilgilerini çıkardık. 11 ve 12. sınıfları seçme sebebimiz şudur. Milli Eğitim'de müfredat programlarına baktığımız zaman Tanzimat dönemini 11. sınıftan itibaren çocuklarımıza veriyoruz. 9 ve 10. sınıflara da bu anket uygulanabilirdi ama belki bilgi olabilirdi bazı öğrenciler de net bir bilgi elde edemeyeceğimiz düşüncesiyle 11 ve 12. sınıf öğrencilerini tercih ettik. Peki, neydi bu sorular? Birinci sorumuz şuydu. Namık Kemal, Akif Bey isimli oyunun sahnelenmesinden sonra Kıbrıs'a gönderilmiştir dedik ve doğru mu, yanlış mı diye sorduk. Liselerde edebiyat öğretmenleri Namık Kemal'den bahsederken mutlaka Vatan Yahut Silistre'den bahseder. Ve bu oyunun İstanbul'da oynanmasından sonra halkın galeyene gelmesi sebebiyle onun Kıbrıs'a gönderildiğini ilk cümlelerde anlatırlar. Dolayısıyla
Öğrencilerimiz bunu ne kadar algılamışlar, ne kadar öğrenmişler noktasında bu soruyu sorma ihtiyacı duydu. Cevaplara baktığımızda ilginç bir yüzdelikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu soruya 486 öğrencinin %56'sı doğru cevap verirken %44'ü evet cevabını verdi. Oysa ki Akif Bey, Namık Kemal'in Kıbrıs'ta bulunduğu sırada yazdığı oyunlarından bir tanesiydi. Bir diğer sorumuz. Şair Evlenmesi isimli oyununu Kıbrıs'ta yazmış ve bu oyun çok beğenilmiştir şeklinde oldu. Yine Tanzimat döneminden bahsederken, özellikle Şinasi'de Şair Evlenmesi, bırakın lise öğrencilerini, sokaktan geçen birisine de sorsanız Şair Evlenmesi'nin Şinasi'ye ait olduğunu bilir. Ama aynı dönemde olmaları ve Şinasi'nin Namık Kemal'i çok fazla etkilemiş olmasından yola çıkarak böyle bir soruyu sorduk, aradaki ayrımı yapabilirler mi diye. Yüzdeliklere baktığımızda %38 gibi yanlış cevap veren öğrenci sayımız olduğunu görüyoruz. Namık Kemal ağırlıklı olarak hangi şehirde yaşamıştır sorusunu sorduk. Son derece ilginç cevaplar geldi. Şu yüzdeliklere baktığımız zaman iyidir diyebilirsiniz ama değil. Hele ki Mausa'da olup da Namık Kemal hangi şehirde yaşamıştır sorusunda baf cevabını veren bir öğrencinin olabilmesi bizi hayrete düşürmüştü açıkçası. Neredeyse 1/4 diyeceğim ben bu orana. Sebebi nedir diye düşündüğümde özellikle devlet okullarında mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları yoğun bir şekilde yaşamaktalar. Bu çocuklar okuldan artık kalan zamanlarında ailelerine tarla, bahçe işlerinde yardımcı olmakta ve geldikleri yerin dışına çıkmamaktadırlar. Buna bağlıyorum. Bir diğer sorumuz ki bu soru da ilginç bir sorudur. Namık Kemal Kıbrıs'taki günlerini bir zindanda kapalı geçirmiş ve cezasını çekmiştir. %25'i doğru cevap vermiş. Şimdi Türk Dil Kurumu zindan kelimesini tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer veya çok karanlık ve sıkıntılı yer şeklinde açıklar. Dolayısıyla bu sözcüğün öğrencilerde çağrıştırdığı anlam bu yöndedir. Bu kelimeyi duyan her öğrenci Namık Kemal'in 38 ay boyunca bu bahse konu yerde karanlıklar içinde kapalı olduğunu algılar. Bilindiği gibi kimi kaynaklara göre bir gece, kimi kaynaklara göre 3 veya 4 gece burada kalmış. Onun dışında zindan diye tabir ettiğimiz yerin üst katında bulunan evde yaşamıştır Namık Kemal. Öyle karanlıklar içinde de kalmamıştır. Her iki okul gezilerinde bu dönemde okul gezileri düzenlenmekte ve ilk uğrak yerlerinden bir tanesidir Namık Kemal'in zindanı. Tırnak içinde söylüyorum. Bu bilgiler öğrencilere verilmekte. İşte burası Namık Kemal'in zindanıdır. Buyurun bakın denilmekte. Dolayısıyla öğrencilerin bu kadar yüksek oranda yanlış cevap verme sebebi de bu şekilde açıklanabilir. Namık Kemal hürriyet kelimesini Türkçe'ye kazandıran kişidir dedik. Bu sorumuza da öğrencilerimizin %66'sı doğru cevap verirken %34'ü yanlış cevap vermiş. Ki yine özellikle Tanzimat dönemi liselerde öğrencilere anlatılırken hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük, hürriyet, vatan gibi kelimeler sıklıkla kullanılır. Ve Namık Kemal'in de hürriyet kelimesini Türkçe'ye kattığı bu noktada öğrencilere verilir. Namık Kemal Kıbrıs'ta kaç ay kalmıştır? Şimdi bu soru niye soruldu diye düşünebilirsiniz. Bu soruyu şunun için sorduk. Şiirleri ve Vatan yahut Silistre dışında kalan pek çok eserini Namık Kemal Kıbrıs'ta yazmıştır. Dolayısıyla kısa bir süre burada kalmamış olması lazım. Mantık. Acaba öğrenciler mantıklarını çalıştırabiliyorlar mı? Çünkü bununla bağlantılı başka sorularımız da var. Biraz sonra göreceksiniz. O doğrultuda sorulmuş bir sorudur.
Ne yazık ki öğrencilerimizin %60'ı bu soruya yanlış cevap vermişlerdir. İşte biraz önce bahsettiğim şeyle alakalı bir soru. Kıbrıs'ta bol olan şey zamanlıdır. Başka yapacak bir uğraşı olmadığından zamanını edebiyata ayırır. Birkaçı dışında eserlerinin tamamını bu dönemde verir. Bundan önceki dönemde şiirleri dışında verdiği tek edebiyat eseri Vatan Yağmur Silistedir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bulunduğu dönem bize edebiyatçı namını kazandırmıştır. Dedik ve doğru mu yanlış mı diye sorduk. Buna %66 doğru dediler. Çelişki var. Namık Kemal'in Kıbrıs'ta yaşadığı sürece Lefkoşa ve Larnaka'ya gittiği, gençlerle sohbet ettiği, yeni düşünceler, edebiyat hakkında söyleşiler yaptığı, özellikle biraz önce değerli hocamın da bahsettiği Kaytazade Nazım'ı çok etkilediği anlatılmaktadır dedik. Öğrencilerimizin %59'u bu soruya doğru cevap verdi, %41'i yanlış dedi. Namık Kemal Kıbrıslı Türkler için bir özgürlük sembolü olmuş. Onun düşünceleri ve eserleri aracılığıyla toplumsal bir bilinç ve bütünlük sağlanmıştır. Peki. Gerçekten Namık Kemal Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde sosyal ve kültürel yaşama büyük katkılar sağlamıştır. Kültürel anlamdaki katkılarını biraz önce değerli hocam size aktardı. Ama sosyal anlamda da çok sevmesi yaşadığı yere katkı koymayı başarmış ender kişilerden bir tanesidir Namık Kemal. Hatta mektuplarında yaşadığı yerden, yani Mausa'dan bahsederken şöyle söyler. Buranın iki şeyi meşhurdur. Birincisi eşek arısı büyüklüğünde olan sivrisinekleri, ikincisi de dedikodusu der. Gerçekten de Mausa'nın etrafı bataklık. Dolayısıyla çokça sivrisinek mevcut. İnsanlar ısıtma hastalığıyla mücadele ederler. Namık Kemal de birkaç kez ısıtma hastalığına yakalanır. Dolayısıyla bu bataklıkları nasıl kurutabiliriz düşüncesinden yola çıkarak oralara okaliptus ağaçları dikme projesine öncülük eder. Ki biliyorsunuz okaliptus suyu çeken bir ağaçtır. İkinci katkısı da yaşadığı yere içme suyu getirme projesidir. Monsa surlar içine borularla içme suyu getirilmesine ön ayak olan kişilerden bir tanesidir Namık Kemal. Klasik bir sorudur. Vatan şairi diye bilinir. Öğrencilerimizin zaten %79'u bu soruya doğru cevap vermişler. Eski şekillerle yeni tarzı eserler vermiştir. Bu da liselerde edebiyat öğretmenlerinin çok sık kullandığı cümlelerden bir tanesidir. 58'e 42 gibi bir yüzdelik oranı var bu soruda da. Vatan sevgisinden maksat toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir demiştir. Ve öğrencilerimizin %72'si buna evet, bunu Namık Kemal söylemiştir demişlerdir. Şu bizi üzdü, beni üzdü en azından. Servet Fünun döneminden sanatçısıdır dedik. O kadar Tanzimat'tan bahsettik, anlattık. Servet Fünun dönemi sanatçısı %38. Küçük bir rakam değil. Sosyal ve kültürel hayata önemli katkılar koymuş bir sanatçıdır dedik. Biraz önce bahsettiğim gibi %74 evet, sosyal ve kültürel hayata katkı koymuştur dedi öğrencilerimiz. Kıbrıs'ta bulunduğu süre içinde yüzlerce mektup yazmış ve gazeteyle yapamadığını mektupla yapmaya çalışmış. Bunda da başarılı olmuştur dedik. %63 öğrencimiz yine bu ifade doğrudur dedi. Bu 15 soruyu 3 grupta topladık. Bu gruplardan bir tanesi Namık Kemal'in edebi kişiliğiyle ilgili sorulardır. Edebi kişiliğiyle ilgili sorulara 486 öğrencimizin %65'i doğru cevap verirken %35'i yanlış cevap vermiştir. Kız öğrenciler %66'sı doğru derken %34'ü yanlış demiştir. Erkek öğrencilerin %65'i doğru derken %35'i yanlış demiştir. Şimdi neden kız erkek ayrımına girdik onu da kısaca aktarmak isterim.
gelişmekte olan ülkelerde bu tür anketlerde genellikle kesin olmamakla beraber kız öğrencilerin daha başarılı olduğu görülür. Sebebi vardır. Sebebi de şudur. Uzmanların söylediği şudur. Gelişmekte olan ülkelerde kız öğrenciler içe dönük yetiştirilirler. Daha kapalıdırlar. Onu yapma ayıptır. Şuna bakma günahtır. Şunu yapma laf olur gibi. Hep içe dönülürler. Dolayısıyla daha duygusal, yapacak çok fazla bir şeyleri olmadığı için daha çok bu konulara eğilimli olurlar. Erkeklerde ise öyle değil. Bahsettiğimiz grup çünkü 16-17-18 yaş grubu. Erkektir yapar. Şimdi yapmayıp da ne zaman yapacak? Cümleleri sürekli duyduğumuz cümlelerdir ve erkek öğrenciler dışa dönük olarak yetiştirilirler. Ve bu tür konulardan kızlara oranla bir tık daha geridedirler. Dolayısıyla bu ankette de kız ve erkek öğrenci ayrımına gittik. Namık Kemal'in fikir adamlığı. %69, 486 öğrencimizin %69'u doğru cevap verirken bu başlık altındaki sorulara %31'i yanlış dedi. Kız öğrencilerin %68'i doğru, %32'si yanlış derken erkek öğrencilerin %70'i doğru, %30'u yanlış dedi. Şimdi biraz önce söylediğim şeyi çürüttü. Ama bunun da sebebi var diye düşünüyorum. Namık Kemal mücadeleci bir kişilik. Savunduklarından asla geri adım atmamış. Oradan oraya savrulurken bir saniye dahi pes etmemiş. Belki biraz önce bahsettiğim erkek öğrencilerin o dışa dönüklüğüyle bir paralellik arz ettiği için böyle bir sonuç karşımıza çıkmış olabilir. Ve üçüncü başlığımızda Namık Kemal'in sosyo-kültürel anlamlarının sakatlıklarıdır. 786 öğrencinin 161'i doğru cevap verirken bu sorulara %39'u yanlış demiştir. Kız öğrencilerin %62'si doğru, %38'i yanlış. Erkek öğrencilerin ise %60'ı doğru, %40'ı yanlış cevap vermiştir. Bütün sorularda kız öğrencilerde %62 doğru, %38 yanlış. Erkek öğrencilerde ise %61 doğru, %39 yanlış vardır. Elde ettiğimiz istatistiki bilgiler çok çok kötü olmamakla birlikte yine de bizim arzu ettiğimiz seviyede değil. Namık Kemal öğrenim şahsiyetin en azından %85 ve üzerinde bir doğru payıyla bilinmesi bizim için çok daha sevindirici olacaktı. Bunun için yapmamız gereken şeyler var diye düşünüyorum. Her şeyden evvel öğrencilere sadece puan alıp sınıf geçmek için bilgileri ezberletmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Öğretme tekniklerini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle bu yaş grubundaki öğrenciler ezberi sadece amaca giden bir araç olarak görürler ve amaç gerçekleştikten sonra da bunları tamamen olmasa bile büyük oranda unuturlar. Yine okullarımızda farklı kollar bulunmakta. Kollardan bir tanesi de kültür ve edebiyat koludur. Bu kültür ve edebiyat kollarının etkin bir şekilde çalışması gerekiyor. Ayrıca kültür gezileri sayesinde bu öğrenme süreci yerinde de gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde okul gezilerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordineli çalışmasında fayda görüyorum. Kendi alanında uzman kişilerin vereceği bilgiler çok daha kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Yerel yönetimlere ve onların kültür birimlerine de görev düşmekte diye düşünmekteyim. Özellikle kendi bölgelerindeki gençlere, genelde de ülke gençliğine yönelik kendi sınırları içinde bulunan tarihi mekan ve o bölgede yaşamış önemli şahsiyetleri yine bu yaş grubundaki öğrencilerin ilgisini çekebilecek şekilde anlatma yoluna gidilmesi de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Müfredat programında bazı değişiklikler yapılarak özellikle Kıbrıs Türk Edebiyatı dersinde bu şahsiyetlere ve onların bağlantılı oldukları kişilere daha fazla yer verilmeli. Bunu yaparken de etkileşimin nasıl olduğu somut örneklerle anlatılmalıdır. Çünkü hepimiz her gün önünden geçip ne olduğunu bilmediğimiz, sorgulamadığımız şeylerle
karşı karşıyayız. İnsan önce yaşadığı yeri ve oraya katkı koyan insanları öğrenmeli, bilmeli ki ardından ülkeye, sonra da dünyaya açılabilsin. Bu amaçla öğrencilerde farkındalık yaratabilmek adına farklı görevler belirleyerek çevrelerinde ne olup bittiğini öğrenmelerini ve bu öğrendiklerini de başkalarıyla paylaşabilme yolları açmayı sağlayacak ortamlar yaratmayı kendimize görev edinmeliyiz. Şimdi olumsuz bir tablo çizdim ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, bizler çuvaldızı çocuklara batırdık ama sanıyorum artık iğneyi de kendimize batırma zamanı. Çok teşekkür ederim, saygılar. Evet, Sayın Oğuz Coşan'a teşekkür ederiz. Gerçekten güzel, anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Son sözü de aslında çok etkileyici ve bir gerçek. Ve bu maalesef aslında Kıbrıs Türk'ünün bugünkü durumudur. Kıbrıs'taki eğitim sisteminin ve tabii dıştan gelen birçok etkilerin sonucu olarak maalesef ve maalesef diyeceğim Kıbrıs Türklerinde ciddi bir toplum hafızası veyahut da belleği bunalımı olduğu maalesef bir gerçektir. Çok uzun yıllardan beri gerek dıştan gelen algı operasyonlarının gerekse daha çok da eğitim sistemimizin başarısızlığı dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının belleği, tarihsel belleği büyük oranda boşaltılmıştır. Ve doğrudur, teşhis doğrudur. Yani bu son konuda aslında sorumlu olan öğrencilerimiz değildir, lise öğrencilerimiz değildir. Onu da vurgulamak gereğini duydum. Çünkü bu toplum hafızası konusu benim kişisel olarak son yıllarda en çok üzerinde ısrarla durduğum konudur. Gerek konferanslarda, gerek gazetede çıkan yazılarımda, çıktığım televizyon programlarına ısrarla vurguladığım konudur ve bana göre de bugün bu toplumun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en ciddi sorunlarından biridir. Bu vesileyle ben hocaya dolaylı olarak dahi olsa bu konuda gündeme getirdiği için böyle bir etkinlikte, bir oturumda teşekkür etmek istiyorum. Evet, sanıyorum konuşmacıların bitti ama sanıyorum soru sormak için de zamanımız var değil mi hocam? 10 dakikamız var zaten. Varsa en azından o fırsatı vermiş olalım. Evet. Evet Murat Bey. Sorunuzu da direkt kişiye yöneltirseniz. Ben Ali Hocam'ın konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. 1992 veya 93 yılında Fakültelerin Üniversitesi'nin öğrencisiyken rahmetli Muzaffer Özdağ, milletvekili Mehmet Özdağ'ın babası AKF konferansa gelmişti. Bizim üniversitede konferans verirken rahmetli Tofik Hacı hocamız benim yanımda oturttum ağzını yer birlikte ve çok güzel bir konuşma yaptıktan sonra Tofik Hacı bana dedi ki ağzım ben sorursam ayıp olur sen sor Muzaffer Özdağ Bey'e. Onun Çaldıran Savaşı'nı nasip ettiniz. Çaldıran Savaşı biliyorsunuz 1500'ün olan bir savaşı. Bir şey meselesi. Ben de kalkıp o zaman Azerbaycan Türkçesi getirdim. Muzaffer Bey'e dedi ki oğlum bu sorunun en güzel cevabını büyük şairimiz Sabri vermiştir ve Sabri sizin demin söylediğiniz mısralara da dahil birçok mısralarını ezbere söyledi ve bütün sabah ayakta alıştırdı. Yani Sabri Nami Kemal Sabri etkilemişti, Sabri bunun üzerine yazmıştı fakat Sabri de Türkiye'de bir kitap var. Tabii karşılıklı olduğunu ifade etmiştim. O dönemde bizde de Sırat-ı Müstakim, Türk Yurdu gibi
pek çok dergide dönemin çalışmaları haberdar ediliyordu. Buradaki çalışmalar karşı tarafta biliniyordu. Aslında sonradan bu kopukluklar yaşanmaya başlandı. Bir dönem bazı şeyleri daha iyi başarabilmiş, becerebilmişiz. Dolayısıyla Sabir'in de bize çok büyük bir etkisi var. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, başka soru? Sanıyorum yok. Evet, o zaman oturumu burada tamamlıyoruz. Teşekkür ederiz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Namık Kemal'in Kıbrıs'taki yaşantısı hakkında bizi bilgilendiren hocalarımıza teşekkür ediyor ve hocalarımızın teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Şenol Bektaş'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, bugün değişik salonlarda konferanslarımız devam ediyor. Sabahleyin İlahiyat Fakültesi'nde güzel bir konferansımız vardı. Bugün bu salonda da Türkçe öğretmenliğinin çok güzel bir etkinliği var. Tabii Namık Kemal bir güne sığdırılacak bir şair değil. Namık Kemal başlı başına bir kişi. Kıbrıs'a gelip Kıbrıs'tan ayrılması, 38 ay kalması, kısa bir süre kalmasına rağmen eserlerin büyük bir kısmını burada verdiğini biliyoruz. Milli mücadelemizde bilhassa Kıbrıs'taki Rum halkının, Türk halkına yapmış olduğu mezalim dönemlerinde mücahitlerimiz olsun, bizler olsun, Namık Kemal'i her zaman bir parlayan ışık olarak gördük ve ondan güç aldık. Bu bir gerçektir. Namık Kemal'in yaptığı vatan sevgisi, hürriyet sevgisi hala daha devam etmektedir diye düşünüyorum ben. Onun bayrağını bizler her zaman yukarıda tutacağız. Hiçbir zaman yere düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Fakat sevgili gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. Lise öğrencilerine yapılan anketi gördük ve gerçekten üzüldük. Namık Kemal hakkında bizler ansiklopedik bilgiden öteye onun bir düşünür olarak onun ne düşündüğü üzerinde odaklanmamız lazım. O nedenle Namık Kemal'in derinliğine erişmemiz lazım. Yani üstün körü bilgilerden ziyade derinliğine inmemiz lazım. Bu da artık siz sevgili öğrencilere düşmektedir. Kütüphanelerimizde, kitapçılarda Namık Kemal'le ilgili birçok kitap vardır. Bunları alıp okumak sizin boynunuzun borcu olması lazım. Çünkü Namık Kemal günlük bilgilerle değil, şiirleriyle, derinlikleriyle ve yazdığı yazılarla değerlendirmek lazım. O nedenle sizlere büyük bir görev düşüyor diye düşünüyorum. Her şeyi bizlerden, hocalarınızdan beklemek durumunda değilsiniz. Kaynaklar sonsuz.
O nedenle lütfen bugünden itibaren Namık Kemal'i de sizler değişik kaynaklardan okuyup öğrenmeye çalışmanızı ben temenni ediyorum. Bu bir vatana olan borcumuzdur zaten. Ben katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum ve tiyatroda sizlerin oyununuzu görmek üzere sabırsızlanıyoruz. Teşekkür ediyorum. İkinci oturumumuz burada sona ermiştir. Programımız 5 dakika sonra Salon 4'te Vatan Yavuz Silistre oyunun temsiliyle devam edecektir. Sizlerimizden Yunus Emre Handere, Mehtap Akbulut, Gizem Gökmen, İsmail Tamer, Egemen Ergin, Adem Demirci, Değirmenci, Mehmet Arslan, Haşim Orta ve Kadir Taşçı oyuncu olarak Melike Dayan ses sisteminden Rahim Çelik ve Ahmet Buğra Baykut ise ışıktan sorumlu görevli olarak yer almaktadır. Hepinize iyi seyirler. Evet.